Faz 2 henüz sona ermedi. Faz 2'nin ikinci aşıları, yani son aşıları yapıldı. Ancak aşının yapıldıktan sonra bizim 2 ila 3 hafta en az, son aşıdan itibaren 2 ila 3 hafta takip edilmesi gerekiyor. Bu kişilerde herhangi bir yan etki ortaya çıkacak mı? Etkinlikle ilgili şu anda pik dönemi yaşıyoruz. Kaç kişi etkilenecek bu aşı yapılanlardan? Aşı yapılan grupta mı yoksa aşısız grupta mı yer alacak? Bunların hepsinin değerlendirilmesi gerekiyor. Yani faz 2'nin son noktasını Ramazan Bayramı da ortaya konulabilecek duruma geliriz. Belki biraz daha erken olabilir. Şu anda bu gönüllüleri takip ediyoruz. Aşıları bitti ama sürenin tamamlanmasını bekliyoruz. Peki bu takip, günlük takipler mi oluyor yoksa ne gibi soru? Yani nasıl bir iletişim oluyor hocam? Bu telefonla tabii haberleşiliyor. Herhangi bir sorunlar, sıkıntılar olduğu zaman gelmeleri söyleniyor. Testlerinde bir sorun varsa, çünkü bunların hepsini takip ediyoruz, onlar daha erken çağrılıyor. Ama genel olarak aşı yapıldıktan sonra belli bir süre, haftalık, ondan sonra aylık takipler devam edecek. Yani biz faz 2'yi bu ay sonunda bitirdiğimiz zaman, raporu çıktığı zaman bu hastaların takiplerinden vazgeçilmiyor. Bunlar ayda bir çağrılarak durumları değerlendiriliyor. Faz 3'e geçilmiş olsa bile hızlandırılmış bir faz çalışması yapılıyor çünkü. Bir faz tamamlanmadan, bir yıl geçmeden yeni faza geçebiliyorsunuz onay alarak, hızlandırılmış onay alarak. Öyle olacak. Bu hastaları biz aylık olarak, gönüllüleri daha doğrusu, takip etmeye devam edeceğiz. Peki faz 3 tahmini ne zaman olur ve bunun üretimi nasıl şekilde, Erciyes Üniversitesi burada hangi rolle olacak? Faz 2 raporunu biz yazdıktan sonra, ki bunun için önce etkinliği görmemiz gerekir. Etkinliği henüz görmedik. Yani biz kim aşı grubunda hangisine aşısız enjeksiyon yapıldı, şu anda bunu biz de bilmiyoruz. Yapan hekimler de bilmiyor, hastalar da bilmiyorlar, gönüllüler daha doğrusu. Bunlar açılacak önümüzdeki günler içerisinde. Biz bu 250 hastayı tekrar bu gözle bakacağız. Hastalığı geçiren varsa aşısız grupta mı, aşılı grupta mı, yan etkiler aşılı grupta mı, aşısız grupta mı? Buna göre etkinliği ile ilgili bir rakam ortaya koyacağız. Bu da 15-20 gün sonra gerçekleşecek bir olay. Bu raporlar bakanlık tarafından değerlendirilecek ve onay, faz 3'e geçme onayı orada verilecek. Bu noktadan itibaren Erciyes Üniversitesi bu aşıyı ve haklarını Sağlık Bakanlığı'na devretmiş durumda. Faz 3 çalışmasını Sağlık Bakanlığı çok merkezli, yani Türkiye'deki pek çok merkezi işin içine katarak, belki de yurt dışından da eğer bağlantılar ve talepler gelirse pek çok ülkede yürütülecek şekilde faz 3 başlayacaktır.